Hepinize merhaba arkadaşlar, Dizi Sever kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dizilerle alakalı içeriğimiz Türk televizyon tarihinin yurt dışında en çok sevilen ve fırtına rüzgarı estiren 27 dizisi arkadaşlar. Türk dizilerine olan talep yalnızca ülkemizde değil, yurt dışında da gün geçtikçe artıyor arkadaşlar. Peki yabancı ülkeler hangi Türk dizilerini izliyor bakalım. Evet. Türk dizileri yabancı ülkelerde üretilen yapımlara kıyaslandığında oldukça uzun olmasına rağmen dizilerimize olan talep gün geçtikçe artıyor arkadaşlar. Türk dizileri özellikle Dubai ve Pakistan olmak üzere birçok Orta Doğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinde severek izleniyor. 140'tan fazla ülkede 650 milyondan fazla izleyici ile buluşuyoruz arkadaşlar. Ve bu talep de gün geçtikçe artıyor. Öyleyse hangi diziler daha çok izlendiğini hadi hep beraber bakalım. 1. Muhteşem Yüzyıl 2011-2014. Osmanlı dizilerine olan talep Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa ve Amerika'da oldukça yüksek arkadaşlar. İşte ülkemizde de 4 sezon boyunca ilgiyle izlenen dizi 70 farklı ülkede 500 milyona yakın seyirciyle buluşmuş. 2. Fatma Gül'ün Suçu'ne 2010-2012. Bu dizi yabancı ülkelerde en çok izlenen Türk dizileri arasında ikinci sırada arkadaşlar. Fransa, Endonezya, Fas, İran, Yunanistan ve Gürcistan izlenme oranının en çok olduğu ülkeler arasında. Evet arkadaşlar, bu dizi olmasa zaten olmazdı dediğinizi duyar gibiyim. 3. Aşk-ı Memnu 2008-2010. Halit Ziya Uşaklıgil'in romanının temel alınarak yapıldığı dizinin yayın hayatının son bulmasından bu yana 10 yıl geçmiş olsa da hala sosyal medyada paylaşımları sürüyor ve şu anda karantinada ise özetleri verilmekte. Ve sürekli parodileri yapılıyor. Özellikle Avrupa ve Arap ülkelerinde oldukça büyük bir ilgiyle izlenmiş. 4. Leyla ile Mecnun 2011-2014. Her bir karakteri ile gönlümüze taht kuran, canı sıkılan her insana neşe katabilecek dizi Leyla ile Mecnun yurt dışında arkadaşlar ilgiyle izlenen dizilerimiz arasındaydı. 5. Sıla 2006-2008 yılları arasında yayınlanan dizi töre dizilerinin atası sayılabilecek nitelikte. O kadar seviliyordu ki arkadaşlar, her zaman yeni yeni tekrarları yayınlanıyordu yabancılarda. Anlaşılan bu diziyi tüketen yalnızca bizler değiliz. Sıla Orta Doğu, Balkanlar, Şili ve Peru'da oldukça fazla izlenmiş ve ilgi görmüş. 6. Binbir Gece 2006-2009. Halit Ergenç ve Bergüzel Korel'in başrolünde yer aldığı dizi bugüne kadar en çok izlenen Türk dizileri arasında. Binbir Gece arkadaşlar Şili, ABD ve Arjantin başta olmak üzere tam 55'ten fazla ülkede yayınlanmış gerçekten. Evet arkadaşlar, bizi 7. sırada ise fazla sürmemiş olsa da yine de çok sevilmiş ve yabancılara ihraç edilmiş dizimiz içeride var. 2016-2017. Çağatay Ulusoy yalnızca ülkemizde değil, birçok yabancı ülkede oldukça sevilen bir aktör. 2016 yapımı dizi Insider adlı ülkede ve Pakistan, Hindistan, Romanya ve Eldupanya'da oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuş. 8. Adını Feriha Koydum 2011-2012. Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı dizi Arap ülkeleri ve Balkanlar'da bir fenomen haline gelmiş. Hindistan'da da televizyonda yayınlanan ilk Türk dizisi olarak tarihe geçmiştir. Gelelim en efsanelerimizden bir tanesine. 9. Diliş Ertuğrul 2014-2019.
Yabancıların Türk taht oyunları olarak nitelendirdiği diziyi özellikle Pakistan'da izlenme rekorları kırıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman'ın babası Ertuğrul'un anlatıldığı tarihsel dramada kostümler, sosyal hayat ve Türklerin savaşçı özelliğiyle birlikte ilgiyle izleniyordu. 10. Asi 2007-2009 Murat Yıldırım ve Tuğba Büyüküstü'nün bir dönem fırtınalı rüzgarlar estirdiği Asi 67 farklı ülkede yayınlanarak popülerlik kazanan ve 51. Monte Carlo Televizyon Festivali'nde aday gösterilen bir dizimizdi arkadaşlar. 11. Aşk ve Ceza 2010-2011 Nurgül Yeşilçay ve Murat Yıldırım'ın dizisi en çok satılan 5 Türk dizisi arasında 60 yabancı ülkede milyonlarca seyirciyle buluşmuş ve Avrupa'da da oldukça popülerlik kazanmış bir dizimiz arkadaşlar. 12. sıramızda ise en popüler ve efsanevi dizilerimizden Kurtlar Vadisi var. Arkadaşlar Kurtlar Vadisi 2003 ve 2016 tarihleri arasında yayınlanmış bir dönem herkesi silahlı çatışmalara ve siyah ceketlere özendiren dizimiz çok sevildikçe ve izlendikçe sürekli yeni sezonları yapıldı. Kurtlar Vadisi Filistin ise Türkiye'nin en pahalı prodüksiyonlarından biri oldu ve aynı anda 100 ülkede piyasaya sürüldü. 13. Öyle bir geçer zaman ki 2010-2013 Akarsu ailesinin zorlu hayatı ile mücadelesini ve ailenin trajedisini anlatan dizimiz Balkanlarda oldukça popüler hale gelmiş. Özellikle Makedonya'da insanlar diziden oldukça etkilendi ve hükümet diziyi kısıtlama kararı aldı. 14. Gümüş 2005-2007 Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden'in 100 bölümden oluşan dizisi Gümüş, Suudi Arabistan, Bulgaristan ve Pakistan'da oldukça fazla sevilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdiki dizimizde daha da fazla gururlanacağız. Daha yeni başladığı halde rekor kırmaya aday bir dizimiz 15 Hercai 2019 yapımı daha devam ettiği için bir bitimi yok. İzlediğimiz her bölümde şu kız ne çok ağladı ne çok acı çekti dedirten dizi Hercai'miz Reyhan ile Mira'nın doğu gelenek ve görenekleri törenleri arasında kalan aşk hikayesi dizi özellikle Orta Doğu ülkelerinde oldukça fazla izlendi. 16. İffet 2011-2012 2011'de yayın hayatına başlayan İffet'in başrollerinde Deniz Çakır ve İbrahim Çelik kol yer aldı. Dizi Makedonya, Afganistan, İran ve Pakistan'da oldukça çok sevilen bir yapım oldu. Ve tabii ki Raco'nun babası Ramiz Karayeski deyince bütün sular durulur. 17 Ezel 2009-2011 Kenan Emirzanoğlu ve Cansu Dere'nin 2009-2011 yıllar arasında oldukça ilgiyle izlenen dizisi Ezel daha çok Güney Amerika ve Balkanlar'da izlendi. 18. Medcezir 2013-2015 Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın dizisi Medcezir, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Letonya, Litvanya, Pakistan, Romanya, Şili ve Arap ülkelerinde oldukça büyük bir seyirci kitlesine ulaşmış. Evet arkadaşlar, asıl şimdi geliyoruz efsanelerin efsanesine. Son bölümü ile 15. sezonunu gerçekleştirmişti. Asla bitmeyecek bir dizi olarak andığımız tarihe geçebilme niteliğine sahip Arka Sokaklar Türkiye'de oldukça seviliyor. Dizinin her geçen gün yurt dışındaki talebi de artıyor. Arkadaşlar gerçekten bir dizi için 15 yıl 15 yani yıllık bir sezon gerçekten dev bir şey. Gerçekten çok iyi bir başarı ne diyeyim.
20 Yaprak Dökümü 2005-2010. Ali Rıza Bey'in her biri farklı arzulara, karaktere sahip çocuklarının ve ailesinin anlatıldığı dizi, özellikle Bulgaristan ve Hırvatistan'da reyting rekorları kırmıştı. 21 Dila Hanım 2012-2014. Erkan Petekkaya ve Hatice Şendilli'nin rolü aldığı dizi, Dila Hanım, Lady Dilla adı ile Kazakistan, Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna, İran, Hırvatistan, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan'da oldukça büyük bir izleyici kitlesine ulaşmış arkadaşlar. 22 Küçük Kadınlar 2008-2011. Diğer bir rekortman dizilerimizden olan Küçük Kadınlar, ebeveynlerini kaybeden 5 kızın hayatta tutunma hikayesini anlatan dizimiz, özellikle Bulgaristan ve Kazakistan'da oldukça popülerdi. 23 Yine başyapıtı racon üzerine kurulmuş bir dizimiz ama gerçekten süperdi. 23 Karadayı 2012-2015. Kenan Emirzanoğlu ve Bergüzel Korel'in 2012-2015 arası yayınlanan dizisi Karadayı, Katar, Bahreyn, Sibristan, Hırvatistan ve Pakistan'da yayınlandığı ve Güney Kore'de de dizi ödüllerine aday gösterildiği belirlenmişti. 24 Paramparça 2014-2017. Erkan Petekkaya ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı Paramparça, Romanya, Yunanistan, Makedonya ve Karadağ, Hırvatistan, Şili, Kazakistan, Arjantin ve Brezilya'da çok sevildi. 25 Kiralık Aşk 2015-2017. Diğer bir patlamasyon yaratan çok sevilen dizilerimizden bir tanesi ise Kiralık Aşk, 2015 yılında gösterime giren romantik komedi türündeki dizi, özellikle Arap ülkelerinde oldukça fazla sevildi ve izlendi. 26 Kara Para Aşk 2014-2015. Tuğba Büyüksüt'ün ve Engin Akyürek'in rol aldığı dizi, özellikle Arap ülkelerinde ve Pakistan'da izlenme rekorları kırmıştı. 27 Kara Sevda 2015-2017. Burak Özçivit ve Neslihan Atagül Doğulu'nun rol aldığı dizi, birçok alanda aday gösterilmiş, kısa sürede Orta Doğu ülkelerinde popüler bir dizi haline gelmiş. Evet arkadaşlar, bu kadar çok dizimizin beğenildiğini ve bu kadar çok ihraç ettiğimizi bilmiyordum. Gerçekten dış ülkelerde bizim dizilerimizi çok beğeniyormuş. Bizim onlardan yani sürekli uyarlama yaptığımız gibi, sizler hangi dizileri sevdiniz veya hangilerinin çok iyi olduğunu bilmiyordunuz, yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Yarınki dizi videosunda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.